Hatay'da çok yaşa, İstanbul sokaklarında, Nişantaşı'nda geziyor. Hızlı geçen yıllar cildimizde kırışıklıklara ve sarkmalara neden oluyor. Bütün bunlardan kurtulmak için ultrason dalgalarıyla gelen gençlik ve güzelliği konuşmak üzere medikal estetik hekimi Doktor Seren Göçer'in kapısını çalıyoruz. Merhaba sayın seyirciler. Medikal estetik hekimi Doktor Seren Göçer ile birlikteyiz. Ameliyatsız yüz germe yöntemini konuşacağız. Merhaba hocam, nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyim. Daha genç ve güzel görünmek üzere size başvuran hastanız öncelikle hangi aşamalardan geçiyor? Bizi bir bahseder misiniz? Memnuniyetle. Bugün yanımda sizinle paylaşmak üzere ve üzerinde uygulama yapmak üzere çok sevgili yakın dostum var aslında. Pınar bizimle birlikte, Pınar Ergüder beni kırmadı. Yüzünde fokuslu ultrasonla yüz germe, yani ameliyatsız yüz germe tedavisini uygulayacağız. İsterseniz önce yüzünü çizeceğim beyaz kalemle, onu işaretleyeyim, hangi bölgelere nasıl bir işlem yapacağımızı anlatmış olurum bu arada. Hastamız geldikten sonra önce yüzüne bakıp fotoğraflıyoruz ve kendisinin bu tedaviye uygun olup olmadığını tartıyoruz. Pınar çok hoş, cilt kalitesi çok iyi ve gayet bakımlı bir hanım. Çünkü bütün ciltle ilgili bakımlarını düzenli olarak yaptırıyor. Ancak belli bir noktadan sonra cildimizin daha altındaki doku da gevşemeye başlıyor. Belli yaştan sonra da diyebiliriz ona. Biz cildimizin bakımını yapıp ciltle ilgili tedavileri yaptırıyoruz. Cildimiz daha nemli, parlak ve kırışıksız görünüyor, evet. Ama cildin altında bulunan bağ dokusuna cilde yaptığımız uygulamalarla etki edemiyoruz. İşte orada devreye ultrason giriyor. Son yıllarda ultrason tekniğiyle cildin daha altında bulunan smas dokuya, yani derindeki dokuya etki edip orayı yakıyoruz ve o bölgeyi çekiyoruz. Aslında geriyoruz. Bu bahsettiğim yer çene bölgesi, yüz ovali dediğimiz alan ve yanaklar. Yani şöyle gösterecek olursak, hem çenenin altında eğer varsa bir yağ dokusu onu azaltabiliyoruz. Yani çeneyi netleştiriyoruz, ortaya çıkarıyoruz. Yüzün ovali dediğimiz kulaklara doğru giden hattı yukarıya doğru çekip netleştiriyoruz. Aynı şekilde dudak-burun çizgisi olan nazolabial hattı da yüzü yukarıya doğru yan taraftan çekip açıyoruz. İşte bu üç etkiyi de elde edebildiğimizde gençlik üçgenini oluşturmuş oluyoruz. Yıllar geçtikçe, yaş aldıkça bizim gençlik üçgenimiz tersine dönüyor. Gözlerimizin sende yok ama varmış gibi anlatacağım şimdi olmayan bir şeyi. Gözlerimizin altından aşağıya doğru inen çizgilerimiz oluşuyor. Pınar'da gösteremeyeceğim ama burada gösterebilirim. Böyle bir maketimiz var. Şu küfe. Şu küfe de var. Gözlerin altından aşağı doğru inen iki tane hat var. Dudaktan da çeneye doğru inen üç tane çizgi oluşuyor. İşte bu bizim yaşlılık üçgenimiz. Tam tersi ise, yani çeneden yukarıya doğru çıkan üçgen de gençlik üçgeni. Çok teşekkür ederim. Bunu tekrar bırakayım. İşte bu aşağı doğru inen çizgi hattını çenemizi ve yanaklarımızı yukarıya kaldırarak yukarıya bakan bir gençlik üçgeni haline getirebiliyoruz. Şimdi ben işaretleyeceğim Pınar'cığım yüzünü. Önce fokuslu ultrasonla işlem yapmayacağımız alanı belirliyoruz. Bu alan orta hat. Orta bölgeye işlem yapmıyoruz. Amacımız tamamen yanları yukarıya doğru kaldırmak. Teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? Çok. Yani ben ne derdiyim ama
heyecanlıyım. Değil mi? Tamam. Çok güzel olacak. Epitop'u bütün tedavimiz 40-45 dakika sürecek. Hiç acı duymayacaksın. Gerçi bana güvenirsin evet. Ama olsun söyleyeyim yine de. Hiç acı duymayacaksın. 40-45 dakika sürecek. Ve bir tarafını yaptığımızda, sağ tarafını yaptığımızda seni tekrar kaldıracağım. Sağ tarafınla sol taraf arasındaki farkı göreceğiz. Tamam. Derin başlığımızı takıyoruz. Derin başlığımız bu bahsettiğimiz cildin altına, alt katmanlarına müdahale eden başlığımız. Şimdi hastanıza nasıl bir işlem uyguluyorsunuz? Hastamız hazır yattı. Planladık, çizdik. Şimdi yüzünün bir tarafına fokuslu ultrason ile yüz germe operasyonunu, işlemini daha doğrusu en doğrusu uygulamaya başlayacağız. Oldukça kolay bir işlem ve ağrısız bir işlem. O yüzden öncesinde herhangi bir anestezi yapmıyoruz. Sadece işlemimizi uyguluyoruz. Bu başlık yardımıyla yüzüne yerleştireceğim ve ultrason atışlarına başlayacağım. Fokus ultrason yöntemi tek seansta gençleşme sağlayan bir işlem midir? Bu işlem tek seans uygulanır. Tek seansta istediğimiz sonucu alırız. Hem yüzümüzün ovalinde, çene hatlarında sıkılaşma ve gerilme, hem de eğer ihtiyacımız varsa, çok yuvarlak yanaklıysak, hafif tombul yanaklarımız varsa onların biraz daha ince ve dar olmasını sağlayabiliyoruz. Bir diğer yapabildiğimiz şey de cildin kolajen sentezini artırmak, tetiklemek. Yani ince kırışıklıklara, ince çizgilere de müdahale edebiliyoruz. Hastaların bana geldikleri zaman beraber beklentilerini ve kaç yaş geriye gitmek istediklerini belirliyoruz. Çünkü herkesin beklentisi ya da istediği aynı olmuyor. Bazen de bizim onlara verebileceğimiz şeyler tabii aynı olmuyor. Ancak ben tek seansta demeyeyim ama yaklaşık 2 ya da 3 aylık bir programla pek çok hastama 8 ila 10 yaş civarında geri gidebilecekleri sözünü veriyorum. Şu anda yaptığım tedaviyle fokuslu ultrasonla tek seansta 5 ya da 6 yıl yüz ovalinizin öncesine dönebilirsiniz diyebilirim. Belki 8-10 diyemem. O kadar iddialı olamam ama 5-6 yılda tabii çok iyi bir süre. Kalıcı bir uygulama mıdır bu? Aslında bu çok güzel bir soru. Çünkü hastalarım çoğu zaman bunu soruyorlar. Tek seanslık bir işlem olduğu için bu çok soruluyor. Evet, bu kalıcı bir uygulama. Şimdi uygulamayı yapar yapmaz Pınar'a oturtacağım ve sağ tarafındaki değişikliği beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Ancak gerçek iyilik hali tam olarak etkinin oturması 3 ayımızı alacak. 3. ayda netleşecek ve ondan sonra kalıcılığını koruyacak. Yani öyleyse seans tekrarlamaya gerek kalmayacak gibi görünüyor. İkinci bir seans yapmıyoruz. Her şey tek seansta tamamlanıyor. İkinci bir seans yapmıyoruz. Ancak bazen hastalarımıza ek destek programlar, seanslar tabii ki uygulayabiliyoruz. Ancak %80, %90 tek seansta yaklaşık 1 saatin içinde istediğimiz sonucu görüyoruz. Bu uygulamanın beraberinde uygulanan başka yöntemler de var mıdır? Tabii ki var. Medikal estetikteki bütün tedaviler doğru kombine edilirse çok daha başarılı olurlar. Artık son yıllarda bütün tedavilerimizi kongrelerde, çalışmalarda kombine etmekten bahsediyoruz. Çünkü bu multidisipliner bir iş. Cildimiz yaşlanıyor, cildimizin altındaki bağ dokusu yaşlanıyor ve gevşiyor, kas dokumuz yaşlanıyor, cildimizde lekeler oluşuyor. Yani yaş alma bir tane olaydan ibaret değil. Dolayısıyla birden fazla tedavi doğru şekilde kombine edince çok daha iyi sonuçlar, çok daha etkili sonuçlar elde ediyoruz. Lekeler hepimiz için ciddi bir problem. Lekelerde de etki eden bir sistem mi bu? Bu yöntem leke tedavisinde etkili olmaz. Burada cildin altına, alt katmanlarına etki etmeye çalışıyoruz. Ama leke tedavisinde etkili olan, çok etkili olan, siz de duymuşsunuzdur, lazer tedavilerimiz var. Lazerle cilt soyma ya da lazerle cildin kalitesini arttırmaya yönelik bazı, kolajen sentezini arttırmaya yönelik bazı tedavilerimiz var. Onlar lazerde çok daha etkili. Bu yöntemle gıdı bölgesinde ne gibi farklar yaratıyoruz? Bu yöntem gıdı bölgesi için çok pratik ve çok etkili bir yöntem.
gıdıdaki fazla yağları gıdı bölgesine birikmiş bolluğu daha doğrusu bu yöntemle alabiliyoruz. Eğer biraz gıdılıysanız, yüz ovaliniz sarkmışsa ve yüzünüz biraz genişse, yuvarlaksa fokuslu ultrason sizin için çok ideal. Çünkü bu üçünü birden aynı seansta düzeltebiliyoruz. Şimdi fazlalık deyince hemen aklımıza kol bölgesi de geldi. Kol bölgesine de uygulanabilir mi bu yöntem acaba? Uygulanıyor. Farklı bir başlıkla aynı tedavi iç kol, iç bacak gibi bölgelerde germe kaldırma için uygulanabiliyor. Evet, fiyat veremiyoruz ama biraz maliyetlerden bahsedersek. Maliyetli bir yöntem midir bu? Şimdi aslında tek seansta yapılan etkiyi de gördüğü zaman hasta maliyet çok da yüksek değil. Cihaz ve uyguladığımız sarf açısından çok çok ucuz bir şeyden bahsedemeyeceğiz ama sonuçlarını düşünecek olursak çok da fazla değil. Bu uygulamada bir yaş sınırı var mıdır? Çok güzel soru. Yaş sınırı var mı? Yaş sınırı aslında yok ama teorikte yok. Pratikte benim koyduğum bir yaş sınırı şöyle var. Her yaşa yapılabilir. 40 yaş ya da 45 yaş sonrasında yüz ovalimizde ya da yüzümüzdeki gevşemeler, sarkmalar, cilt kalitemizin artması için fark etmez. 50, 60, 70 her yaşa yapılabilir. Benim 80 yaşın üzerinde de kendine bakan, düzenli gelen hastalarım var. Onlara da uyguluyorum bütün tedavileri. Ancak tedavinin çok başarılı ve çok etkili olması için burada Pınar'da olduğu gibi biraz genç, cilt kalitesi yerinde kişileri seçtiğimiz zaman çok başarılı oluyoruz. Çünkü medikal estetik erken dönemde yapıldığında bizi ileriye yönelik koruyor. Çok ciddi bir yatırım elde ediyoruz. Cerrahi yöntemlere geç gitmiş ya da gitmemiş oluyoruz. O yüzden çok fazla beklememelerini, çok gevşemeyi, çok sarkmayı hastalarımızın beklememelerini istiyoruz. Hani 40 çok erken gibi düşünmesinler lütfen. Aslında bu yaşlar tam da bu tedavilerle yani ameliyatsız yöntemlerle çok iyi görünebileceğimiz, ileri yaşlar için yatırım yapabileceğimiz dönemler. O yüzden yaşımız aslında en etkili yaşımız 40-50 arası. Peki biz yurt dışından da oldukça fazlasıyla izlenen bir kanalız. Dolayısıyla oradan gelmek isteyen hastalarınız ne kadar zaman ayırmalılar? Bizim için bir gün yeter. Klinikte kalacakları süre tedavi süremizle sınırlı. Yani bir saatlik bir işlem yapacaksak burada bir saat, bir buçuk saat kalmaları yeterli. Ancak tabii ki onlara hoş geldiniz diyoruz, beraber bir şeyler ikram ediyoruz, sohbet ediyoruz. Ne kadar bize vakit ayırmak isterlerse o kadar misafirimiz olurlar. Aynı gün dönebilirler. Eğer isterlerse bir gün ya da aynı gün dönebilirler. Burada kalmaları gerekmiyor. Fokuslu ultrason için konuşuyorum tabii. Çünkü tedaviden çıktıkları zaman ciltleri pırıl pırıl olacak. Herhangi bir yara, kabuk, şişme, ödem, kızarıklık olmayacak. O yüzden gelip tedavilerini yaptırıp burada öğlen arasında akşamleyin yemeğe, davete, istedikleri yere gidebilirler, katılabilirler ya da hemen ertesi günü yeniden ülkelerine dönebilirler. Bu yöntemi kaşlarımızı yukarı kaldırmak için de kullanabilir miyiz acaba? Yüzün tamamını yukarıya kaldırmak için kullanabiliyoruz. Orta hattı çizdim uygulayamıyoruz. Kaş ucunu ya da orta hattan kaşı yukarıya kaldırmak için kullanabiliyoruz. Yüzümüzün tabii tamamı aşağıya düşüyor. Yani kaşlarımız da aşağı iniyor, yanaklarımız da, gıdımız da hepsi iniyor. Hepsini yukarıya kaldırmak için kullanabiliyoruz. Ancak bir başka konu var. Bazen tek kaşımız diğerinden farklı olabiliyor. Bir kaşımızda düşüklük olabiliyor. Bunu eşitlemek için kaşımızın o bölgesini fokuslu ultrasonla biraz yukarıya kaldırabiliyoruz. Şimdi Pınar'da bu kaşta birazcık yukarıya kalkış olması için uygulama yapacağım. Şimdi Pınar Hanım'a fokus ultrason yöntemi yapıldı. Duygularını alacağız bakalım neler hissetti, nasıl geçti uygulamanız? Yani gerçekten ağrı veya sızı hissetmiyorsunuz ama şöyle bir his geliyor. Hafif bir sıcaklık hissediyorsunuz, bir de minicik bir akım geldiğini hissediyorsunuz. O da olmasa bir şey yapmadığını düşüneceğim çünkü. O anlamda hakikaten çok rahat, yani hiç canım yanmadı diyebilirim. Peki sonuçtan memnun musunuz? Ya ben şu an şokta. Çünkü Seren biliyor, hani cildime çok iyi bakıyoruz ve o anlamda yani doktorum Seren olduğu için zaten çok mutluyum ama şu hattaki sıkıntıyı herhangi bir botoksa veya dolguyla çözme şansınız yok. Maalesef yani cildin geri dönülmez bir durumu o. Onun için de bu işlemle benim şu an fark ettiğim, şimdi ben çok da fotoğraf çeken bir insan olduğum için yüzümle ilgili çok net simetrileri görebiliyorum.
belki siz de şu an görebilirsiniz. Şuradaki hatla şuradaki hat arasındaki farkı çok net görebiliyorum. Çok net fark ediliyor. Evet. Ve yüzümün yukarı çektiğini görebiliyorum. Hani bu kadar net 20 dakika sonra göreceğimi açıkçası hani çok inanmamıştım ama bu Seren'le veya herhangi bir hekimle alakalı bir şey değil. Bir makinenin böyle bir şey yapması fikri biraz uzak geliyor önce insana. Ama şimdi görünce ben de hakikaten çok şaşırmış durumdayım. Yani gözümle beraber sanki hani şuradan itibaren çekilmiş gibi hissediyorum yüzüm. Hani şurada daha yaşlı ve yani yüzümü ayırsanız şu anda şöyle. Yani şurada daha yorgun bir ifade, burada çok daha fresh ve genç bir ifade var gibi geliyor. Her yerde çok yaşa, bugün sizler için İstanbul Nişantaşı'ndaydı. Ultrason dalgalarıyla gençleşmeyi, güzelleşmeyi öğrendik. Artık yaşlanmaktan korkmuyoruz. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak? Görüşmek üzere.